eğitim öğretim yılı bahar döneminde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yüksek öğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşı. Vay be, devlete bak be. Ne taş şaklı, ne yüce bir devlet bu ya. Öyle herkesin, Filistinlilerin bile parasını ödüyor ama her hafta KYK'da asansör düşüyor. Devlete bak be. Ne güzel devlet. Böyle taş şaklı bir devletin olacak aga. Verdiği güven şaka mı? Verdiği güven şaka mı? Ag. Sadece bununla kalmasın. Direkt oraya girelim. Abi olsun, Erdoğan Almanya'da muhteşem bir racon kes. Ben o Erdoğan Almanya konuşmasını dinlemedim bu arada. Neyini övüyorlar çok merak ettim. Hadi dinleyelim. Ne, ama çok uzun dinleyemem. Erdoğan Almanya ne diyor Almanya'da? Saygıdeğer Ey! basın Hayt! mensupları, Hayt! sizlere en kalbi duygularımla, Nasıl saygıyla bağırdı selamlıyorum. acaba? Şahsıma ve heyetime Kurduğu gösterilen üstünlük şaka mı oğlum? misafirperverlik için Oha, şu duruşa bak oğlum. Bu duruş şaka mı abi? başta Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ve Şansölye Sayın Scholz olmak üzere tüm Alman dostlarıma Böyle bir duruş var mı ya teşekkür başka ediyorum. birinde? Sayın Scholz'un daveti üzere Berlin'e gerçekleştirdiğim bu ziyarete büyük önem veriyorum. Biraz sonra kendisiyle Türkiye-Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağız. Bu işin tabii ticari ilişkiler boyutu olacak, siyasi ilişkiler boyutu olacak, askeri ilişkiler boyutu olacak, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Tabii son olarak da Körfez'deki İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Açık ve net konuşmayı severim. Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü evet. 7 Açık Ekim ve net. Tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Her taraf yer ile yeksan oldu. Evet. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar. Hamas. Hamas'ın silah Hamas'ı bir daha şey mi yapıyor? Varlığı ile, gücü ile. Olmak, acaba İsrail'in silah varlığı, gücü gibi mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Ama bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Ve bütün bunlarla beraber şu anda şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor. Ve bütün bu yokluklar içerisinde şurası çok önemli. Bakın, son ibadethaneler vuruluyor. Kiliseler vuruluyor. Bütün bunlarla beraber hastaneler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi, Tevrat'ta falan bunların hiçbirisi yoktur. Yapamazsın. Bu mu? İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Oğlum başka bir şey diyor mu Recep Tayyip Erdoğan? Bu kadar mı? Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? En önemli yeri bu mu yani? Bu kadar mıydı? Bu mu yani? Bütün bir hafta boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın övüldüğü konuşma bu kadar değildir herhalde. O kadar övdüler ki. Verdiği güven şaka mı amk? Allah, 30 dakikada dinlemek istemiyorum da Almanya'yı şok eden konuşması. Ne demiş? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz sorusuna. İsrail binlerce Filistinli'yi öldürdü mü? Öldürdü. Hastane bomba. Tamam, bunları dinledik zaten. Kiliselerinizi vuruyorlar. Ha, bu kilise vurma muhabbeti. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım da siz bir Hristiyan olarak niye susuyorsunuz? Öyle bir Dur, durumumuz bunu da yok. dinleyelim. Muazzam bir konuşmayı da tarihe not düşülsün. Tamam, buradan dinleyelim. Hadi bakayım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diyor Evet. musunuz? Çünkü Hadi bakalım. Almanya'da NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi, ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye süperiz NATO'da biz. Sıradan bir ülke değil. İlk beşin içinde. Tabii. Ve şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, AB'ye kanaati, aynen, kimin ne olursa olsun. Dolar da 5 TL oldu. Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna'yla da görüşüyoruz.
Rusya'yla da görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda da yine diyorsunuz ki yüzlerce. Bak ben sana yüzlerce demiyorum. Binlerce Filistinliği şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliseleri Almanyalar acaba rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Vay! Ve şu anda da bakın Almanya verdiği güvene bak. Şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Tabii bizim de var. Söyle, anlat. Birçok yerde biz de yapıyoruz. Bunların çalışmasını yaparız. Anlat. Temin ederiz. Tabii. Ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Heh. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun. Konuşmadan sonra nasıl ambargo yememişiz? Daha ambargonun nesini yiyeceksin? Amk. Dolar olmuş 30 lira zaten. Euro 30'u da geçti. Kaç? 32 miydi en son? Yani ta ambargonun nesini yiyeceksin? Amk. Thank you. Yarın yemişiz zaten. Tamam, iyi güzel hoş da tahıl ne alaka? Anlatıyor işte reisin bir şeyler diyor. Abi vardır o şeyi vardır bir bildiği. Bilmiyorum abi niye bu kadar öyle bağırmalı çağırmalı çok heyt hüyt denememiş yani. Niye bir hafta boyunca bu konuşma konuşuldu onu anlamadım. Bayağı dün Twitter'da şey falan paylaşılıyordu oğlum. Önce Recep Tayyip Erdoğan dün maç vardı ya Almanya'ya çaktık. Recep Tayyip Erdoğan bir de şeyi paylaşıyorlar. Futbol işte maçı sonucunu paylaşıyorlar. İkisi de Almanya işte bilmem ne yaptı öyle böyle yaptı falan filan. Recep Tayyip Erdoğan yani en dar açıdan övülüyor ya. Övsünler bakalım. Recep Tayyip Erdoğan. Thank you. Thank you. Vuruyor. Olsun. Biraz diyelim. Thank you. Ha bak şöyle tweetler atılıyor ya. Şunu gösterecektim. İki günde Almanya'yı kestane gibi çizip geldiler. Bakayım maçı kazanmışız ne güzel tamam. Çakmışız Almanlara. Özellikle de Nevşin Mengü'ye. Çok keyifli de. Erdoğan'ın ne alakası var abicim ya. Tamam reis meis şaka maka yapıyorlar da bazıları harbiden bokunu çıkartıyor. Recep Tayyip Erdoğan öyle övülecek bir adam değil. Bu adam özellikle muhaliflere durmadan deprem döneminde de ondan önce de her zaman küfür eden bir adam. Hakaret eden bir adam. Gerçekten yani bilmiyorum. Bazıları işin şakası kaçırdı ya. Şaka maka tamam reis verdiği güven şaka mı falan da yani biraz boku çıktı bu işin ya bilmiyorum. Hayırlısı abi. Allah akıl fikir versin herkese ya. Yani maçla konunun reisle alakası uzaktan yakından yok ama bir şekilde geliyor ya bilemiyorum.